Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Türkiye'nin ve dünyanın en fazla izlenilen gizli programı Hasan Dünya'da başlıyor. Efendim, bu hafta Kuşadası'ndayız. Kuşadası'ndaki ilk yerleşimlerin milattan önce 3000'li yıllara denk geldiği düşünülmektedir. İlk yerleşen toplulukların ise Orta Anadolu'dan göç etmiş Lelekler ve Karyalıların olduğu tahmin edilmektedir. Bölgedeki ılıman iklimin tarım yapmaya elverişli olduğunu gören topluluklar zeytin, incir ve üzüm yetiştirmeye başlamıştır. Milattan önce 10. yüzyılda kurulan 12 İyon şehri Ege bölgesinde büyük bir hakimiyet kurmuştur. Şehir, milattan önce 500'lü yıllarda Persler, milattan önce 200'lü yılında ise Romalılar tarafından istila edilmiştir. Bölge ilerleyen zamanda deniz ticareti için önemli bir liman görevi görmeye başlamış ve Cenevizliler ve Venedikliler tarafından ele geçirilmiştir. 1413 senesinden sonra ise bölgede Osmanlı hakimiyeti başlamıştır. Bölgenin İpek Yolu üzerinde olması gibi ticari sebepler burasını Osmanlılar için çok cazip bir nokta haline getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1919 senesinde bölge Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. 7 Eylül 1922 senesinde ise Kuşadası resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası haline gelmiştir. Belde günümüzde Aydın'ın tarihi değerleri ve muhteşem deniziyle çok fazla tercih edilen turistik noktalarından biridir. 1618'de Öküz Mehmet Paşa tarafından Kaleiçi Camisi ile beraber yaptırılan tarihi kervansaray, Kuşadası merkezde iskele yakınında bulunuyor. Geniş avlusu, dikdörtgen yapısı ve heybetli tuğla duvarlarıyla Kuşadası'nın en dikkat çekici yapılarından olan kervansaray 1966 senesinde restore edilmiş ve günümüzde turistik tesis olarak kullanıma açılmış durumda. Kervansaray içerisinde tahminen bir cami, iki fırın, bir ahır, 22 dükkan ve 11 istirahat odası bulunmaktadır. Kuşadası Çarşısı kale kapısının hemen altında şu görmüş olduğunuz çeşmelere geldiğiniz zaman sakın bu anı ölümsüzleştirmeyi unutmayın. Neden? Eğer buraya geldiniz, pusudan içerseniz ne oluyor?
Oğlum söylesene ne olacak, Allah kahretmesin. Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Camisi olarak da bilinen Kaleiçi Camisi, Kuşadası'nın en eski camisi olarak kabul ediliyor. Şehir merkezinde bulunan cami, Öküz Mehmet Paşa tarafından 1618 yılında Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ile birlikte yaptırılmış, kendisi Kuşadası'nın kurucusu olarak da koleksiyona nasıl sahip oldunuz? Bu koleksiyona bir kitapla başladım. Bir kitabın bulunmasıyla başladım. Sonra merak sardım, araştırma yaptım. Neden benim de bir koleksiyonum olmasın diye. 2014 yılında başlayıp bugüne kadar bir koleksiyon oluştururum. Bu güzel görüntülerle bizi buluşturdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben ilk defa karşılaştım ve ilk defa gördüm. Aslında çok da heyecanlandım. Yani normalde evinizi müzeye çevirmişsiniz fakat devletin haberi olduğundan bahsettiniz. Yani yasal bir şekilde bunları bize gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden. Rica ederim. Bu güzellikleri bizimle ve izleyicilerimizle paylaştığınızdan dolayı efendim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Evinizin salonuna 40 bin dolarlık halı almak ister misiniz? Eğer bunu düşünüyorsanız çok da fazla uzağa gitmenize gerek yok. Zaten Kuşadası'na tatile gelmişsiniz. Limana geldiğinizde şöyle halı satan mekanlara girdiğimiz zaman Memlük döneminden kalma desenlerle karşı karşıya kalacağınız gibi yine içeride olabildiğince çok değerli halılar mevcut. Efendim hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hayırlı sezonlar diliyoruz efendim. İnşallah. İnşallah. Herkese. Herkese inşallah. Efendim kruz gemileri hemen limana iniyor ve yabancılar zannedersem ilk olarak sizin dükkanlarınıza uğruyorlar. Hemen hemen ilk bizim dükkanlara uğruyorlar. Portun içerisindeki halı, deri, kuyum ve hediyelik eşya dükkanlarına uğruyorlar. Peki turist geldiği zaman, dükkana uğradığı zaman muntazam mükemmel görüntülere sahip olan halılar mevcut şu anda. Ne kadardan başlıyor ve nereye yükseliyor fiyatlarınız? Yani yaklaşık 200-300 dolardan başlıyor. Üst limit yok. Yani müşterinin tamamen isteğine, zevkine göre özel halıları dahi dokutturabiliyoruz. Çok iyi. Üst limit yok diyelim biz ona. Tamam. Ben şöyle duymadan bir şeyler söyleyeyim. Ortalama 300 bin dolara kadar da gelip buradan halı alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Dükkanın en özel halısı hangisi? Örnek veriyorum. Bu klasik bir uşak.
Bu gene ipek bir taban bir halımız. Bu karşıda gördüğünüz, az önce vitrinde gördüğünüz Memlük dizaynın biraz daha küçüğü. Ve bunlar gibi onlarca, yüzlerce halımız var. Eğer İpek Halı'ya da merakınız varsa size özel burada halı da dokanmakta. Tasarımı konusunda size yardımcı olunup ablamız elinden geldiğince İpek Halı'yı da dokuyabilmekte. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda gördes düğümü dediğimiz Türklere has çift bağlama düğüm yapıyoruz. Şöyle içten dışa üstten, dıştan içe alttan iki ipin ucunu tutarak aşağı indiriyoruz. Bu asla çözülmeyen Türk düğümü. Gururla sunacağımız Türk düğümü. İp olarak ne kullanıyoruz? İpek kullanıyoruz. İpek, üstü ipek. Çözgülüğü de ipek, dokuması da hav denir bu üzerindeki yüksekliğe. Hav yüksekliği de ipek. İpek, üstü ipek diyoruz. Ya, tamamıyla her şeyimiz ipek. Her şeyle atkısı, çözgüsü, ilmesi hepsi ipek. İşte, yani kaç metre karesi ne kadar zamanda bitiyor? Bu çok iğneyle kuyum kazmak gibi bir şey tabiri caizse. Yani 1 santimetre kareye 100 tane düğüm düşüyor burada. 10 çarpı 10. 10'a 10 yani. Evet. Bu sürekli dokunursa 1,5 yıl falan sürüyor. Aman Allah'ım. Of of of. Yani peki almak istersek ne kadar ödememiz gerekiyor? Bunu arkadaşlarımız biliyor. Ben dokumakla meşhur. Yani o zaman çok yüksek miktarlardadır diye düşünüyoruz efendim. Efendim çok kolay gelsin diyoruz. 1,5 sene, yani ablamızın da ifadesine göre kuyu kazmaya benziyor iğneyle. Of of of, burası çantalar dünyası zannedersem. Evet, evet, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz efendim. Herhalde dünyanın bütün markalarının çantalarını burada satıyorsunuz. Evet, hemen hemen her lüksüri ürünün, her lüksüri brandin bizde bulunması mümkün, normaldir. Çok güzel. Peki efendim, bir bayan buraya girdiği zaman en uygun fiyatlı çantanız ne kadar ve en pahalısı ne kadar? Döviz odaklı 50 euro civarında başlar, önü açık diyelim. Binler, 2000'ler konuşulabilir. Of of of. Derinin kalitesiyle alakalı. Dana derisi olur, yılan derisi olur, timsah derisi olur, öztürücü olur. Değişir fiyatlar hep sürekli. Efendim, o zaman biz timsah derisini görmek istiyoruz. Hemen bir timsah derisi çantamızı görelim bakalım. Aman da aman. Aman da aman. Timsah derisi, timsah parçaları Florida'dan gelir. Burada kendi ustalarımız tarafından özel el işçiliğiyle birleştirilir. Ayrıca hemen piton, yılan derisi. Gerçek piton diyorsunuz. Gerçek piton. Daha önce dokunmadıysanız buyurun, bir dokunun. Evet, farklı bir hissi var. Buyurun. Bu üç deri dünyanın en özel derilerindendir. Fiyat aralığı biraz değişiktir fakat dana derisi daha çok tercih edilen, kuzu derisi de olabilir. Onlar da şöyle örnek vermek gerekirse. Buyurun. Peki biz tavus kuşunu ele aldığımız zaman, bunu aldığımız zaman size ne kadar bir meblağ ödememiz lazım? 4000 dolar ile 8000 dolar arasında. Evet, acaba bunu eline alıp böyle gezenler var mıydı? Yani çantanın içerisindeki cüzdanı falan çalmalarına gereği yok ki. Çantayı çalsalar iş bitti. Geldik efendim timsah derisine. 16.000, 36.000 arası. Şöyle düşünmek gerekiyor. Kaç tane timsahın parçası var üstünde? Aman Allah'ım. 16 bin ile 36 bin dolar arasında bir fiyattan bahsediyoruz değerli izleyenler. Bu da büyük parçalı bir piton. Sanırsam yaşlı zamanlarında çanta olmuş. Görürseniz şu parçaları. Kardeşim. Piton yılanı değil mi? Gerçek piton. Gerçek piton. Normalde biz hayvanların bu şekilde değerlendirilmesine kesinlikle karşıyız.
Ama işte turistlerin, yabancı turistlerin kruz gemisiyle dünyadan gelen insanların da bu sektörde mecburen bir şeyleri satma adına değerlendiriliyor. Ama dediğim gibi hayvanların bu şekilde değerlendirilmesine kesinlikle karşıyız. Ondan dolayı efendim ne diyoruz? Bizim öz olan, kendi ürettiğimiz bezden olan bir şeyler olsun. Hayvan derilerini atalım gitsin. Türk yapımı ipek emektar bayanlarımızın, beyefendilerimizin elleriyle yaptığı ipekten çantalar. Bu da bizim geleneksel ürünlerimiz. Traditional Turkish bag dediğimiz. Peki geldik, annemize hediye almak istiyoruz. Örnek vereyim şu anda buradan çıkarken. Bize ne kadar alacağınız? Hani dost işi olsun. Sizden bir şey almayız. İşte bu. Efendim, ama gelen dışarıdan bir insan ne kadar bununla alakalı ödeme yapacak? 400, 500, 600 lira aralığında böyle bir şeyler bulunabilir mağazamızda. Yani vatandaş buraya geldiği zaman, bunu almak istediği zaman ortalama 400-500 lira bir ödeme gerçekleştirecek. Peki böyle bir şey için ne kadar ödemeleri lazım? 380-420 lira civarında da böyle bir ürünle çıkıp mutlu olabilir. Efendim, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, eğer siz de annenize ya da sevgilinize 16 bin ya da 30 bin dolarlık bir çanta almak istiyorsanız buraya bir uğramanız lazım. Ama ben kesinlikle hayvan derisiyle yapılmış olan hiçbir ürünü tavsiye etmiyorum efendim. Bizler bu ürünleri aldıkça bu hayvanlar farklı şekilde değerlendirilmeye de devam edecektir. Tam 32 sene önce efendim 4 kardeş döner dükkanı açalım diyorlar. Aslında başlangıçtaki düşünceleri tutar mı tutmaz. Ama öyle bir tutuyor ki gelen turist bunları unutamıyorlar. Bu sene gelip ertesi sene tekrar gelen turist diyor ki ben bunlara gideceğim. Bunlarla beraber tekrar bir şeyler paylaşacağım, bir şeyler yiyeceğim. Efendim, Kuşadası Çarşısı'nın içerisine girdiğiniz zaman sadece burada yürümekten öte sağınızda ve solunuzda yer alan esnafa da mutlaka uğrayın. Neden diyecek olursanız onlar sadece yılın 3-4 ayı burada bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Ve yanımızda efendim hediyelik eşya dükkanı işleten bir beyefendi var. Efendim nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun yeni sezon. Teşekkür ettim, sağ olun sizlere de. Bu sezon neler bekliyorsunuz? Valla ümitliyiz. Zaten 2 senedir malum koronadan dolayı bayağı bir yıprandık. İnşallah bu sene güzel olacak. Temennimiz. Bekliyoruz, gemiler de geliyor. Oluyor çok şükür. Allah'ın izniyle de güzel olacak. Bu sene fazla gemiler geliyor zannedersem değil mi? Evet bu sene bayağı bir fazla gemimiz var. Daha da bekliyoruz inşallah. 600'ün üzerinde gemi var sanırım. Yani bu sene sadece 600'ün üzerine gemi mi gelecek? Evet, sadece bu sene için 600 tane gemi var diyorlar ve geliyorlar şu anda zaten gemilerimiz. Siz genellikle yerli turistlere ya da yabancı turistlere neler satıyorsunuz? Yerli yabancı, yerli turistlerimizin genellikle aldığı eşyalar hediyelik eşya, yabancı turistlerimizin de aldığı şöyle baharat falan, işte lokum, baklava, işte Türkiye'ye özel şeyler, yani böyle Türkiye'yi tanıtan, Türkiye'nin yöresel yiyecekleri, lokum, helva, baklava türü şeyler. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sezonunuz çok güzel geçer. Efendim bu esnaf beyefendi abimiz gibi sizler de görmüş olduğunuz Kuşadası'na geldiğiniz zaman sadece hediyelik eşya dükkanları değil, kılık kıyafet, gözlük, saat, onun da yanı sıra çok uygun fiyatta yemek imkanı sunan lokantalara da uğrayabilirsiniz. Vatandaş gel. Ayşe, Fatma, Feride kalma geride. Efendim neredesiniz diyeceksiniz. Kuşadası'nda Balıkeli'nin önündeyiz. Oltayla tutuyorlar. Hale taze balık getiriyor. Vatandaşsa en taze balığı nerede yiyor? Kuşadası Hali'nde. Balık Hali'ne geldik. Girer girmez Soner abiyle beraberiz. Soner abi, sezon şu anda tam yerinde değil ama balık satışı nasıl gidiyor? Biraz zayıf daha. Olacak. Bu sene çok iyi olacak. Satışlar uçacak, kopacak, gidecek. Gemiler geliyor, turistler geliyor. Her şey rayında. İnşallah. Abi peki balıklara geçelim. Şu anda aman Allah'ım. Eğer karides yemek istiyorsanız tam 500 TL. Neredeyse
çeyrek altın fiyatında. Ne yapıyoruz? Karidesi şimdilik yemiyoruz. Abi. Buraya geldik abi. Bu hangi balığımız? Bu kalamar. Şu balığımız hangi balık? O sinarit. En pahalı balıktır. Sultanların, prenslerin, kralların balığıdır. Balıktaki durum şöyle oluyor. Makas çok daha geniş. Kuşadası'nın göbeğinde, akşamüstü saatlerinde bütün herkes mutlu, heyecanlı. Biz ise oturup yüzünde. Çocuklar mutlu, hayat mutlu, insanlar mutlu. Turgutlu'nun göbeğinde. Huzur aradık Kuşadası'nda. Kuşadası'nda herkes mutlu, huzurlu bir şekilde. Efendim, beyefendiye teşekkür ediyoruz. Beyefendi buranın da meşhur insanlarından bir tanesi herhalde. Efendim, Kuşadası'nda Balık Hali'nin hemen yanında çok güzel balık restorantının içerisine bu beyefendi bizi davet ettiler. Davetine icabet ettik. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman Sami Demiroğlu. Hoş geldiniz mekanıma. Hoş bulduk. Süleyman abi, kaç yıldan beri buradasınız? Ben doğma büyüme buralıyım. Ama mekanımız 1952'den beri aktiftir. Çok iyi. Müşterilerimize elimizden geldiği kadar çeşitli hizmetler sunuyoruz. Ocakbaşımız var, balık ızgarımız var, mezelerimiz var. Artı olarak da fırınımız var. Peki gelen müşteriler genelde neye rağbet gösteriyorlar? Müşterinin durumuna göre, yani 4 kişi geldiyse bir masada 2 kişi balık da yiyebiliyor, 2 kişi de ızgara da yiyebiliyor. Efendim, o zaman buraya geldiğiniz zaman Süleyman abinin mekanına çok da fazla kasmanıza gerek yok. Bazı insanlar balıktan hoşlanmıyorlar ama arkamda Adana'dan getirmiş olduğu ustayla Adana sizlere servisi yapabilmekte. Şimdi bizler de levreklerinin tadına bakacağız. Levrekler de pişerken sizlerle beraber olacağız. Efendim, biz müsaadenizle şu anda balığımızın tadına bakacağız. Kuşadası'na geldiniz, mutlaka sadece bir gününüzü yat tekne turuna ayırmanız lazım. Sabahleyin saat 9'da bu limandan ayrılıyorlar ve saat 5 gibi tekrar buraya geliyorlar. Gün içerisinde ortalama 5-6 noktada duruyorsunuz. Gün içerisinde o görmüş olduğunuz koylar sizi hayatınız boyunca Kuşadası'na daha da aşık edecek. Efendim, 1950'ye kadar sadece zeytinlik alanı olarak arka taraftaki coğrafi alan yer almaktaydı. Orada zeytin toplayan teyzelerimiz, ablalarımız sıcaklık bastığı zaman serinlemek için arkamızdaki alana gelip rahatlıyorlardı. 1950 yılında bir tane ablamız çocuğuyla beraber ne zamanki buraya gelip kamp yaptığında çevre halk bir anda ne olduğunu anlayamıyorlar. Ve ortalama birkaç yıl içerisinde dünyanın bir numaralı turizm beldesi haline gelen bu nokta Kadınlar Denizi, Ladies Beach. Hasan Dünyada! Efendim, bizim ekip yine acıktı. Yani doyuramıyoruz. Sabah yiyoruz, öğlen yiyoruz, akşam yiyoruz. Durmadan yemek istiyorlar. Bize de bir imkan var efendim. Ve o imkana karşılık bir şekilde onları doyurma çabası içerisindeyken 15 yıl önce emekli olan değerli bir büyüğümüz, abimiz var. Kendisi polis özel harekattan emekli olmuş. Sizin dedi elemanlar aç ama ben doyururum dedi. Abi, çok teşekkür ediyoruz. Şey değil efendim, ne demek.
Arkadaşlar canımız ciğerimiz. Elimizden geleni yapacağız tabii ki. Efendim eğer yayın esnasından sonra bizi doyurmazsa tekrar burada yansıtacağız. Abi duymasın ama büyük ihtimalle bizi misafir etmenizden dolayı abi çok teşekkür ediyoruz. Ya abi. Açıkları verdiniz öncelikle. Biz artık ona göre kendimizi ayağımızı denk alacağız. Abi kesinlikle tehdit etmedik aslında. Sadece biliyoruz yani arkadaşlarımız birazcık çok fazla olduğundan dolayı. Efendim şu anda vallahi... Çok özür diliyorum efendim, bir restorana da girdiğiniz zaman iki kişi falan ortalama 300-400 lira para ödüyorsunuz değerli izleyenler. Ondan dolayı böyle değerli abilerimiz bizler için çok kıymetli. Hatta gözlememizi yapacak olan ablamız da şu anda bizimle beraber. Ablası tanıyabilir miyiz? Ben gözlemeci ablanız Dilek. Kuşadası Kadınlar Denizi'nde gözlemecilik yapıyoruz gördüğünüz üzere. Bu kadar. Abi peki görevi bırakmadınız, emekli oldunuz. Emekli olduktan sonraki hayatınızda neler yapıyorsunuz? Ben ticaretle uğraşıyorum. Karşıyaka Alaybey'de halı üzerine bir ticarethanem var. Hafta sonları burada gün geçiriyoruz, yazlığımız var. Geliyoruz buraya. Sağ olsun dostlarımızın yeri var. Günlerimizi burada geçirmeye çalışıyoruz. Artık siz de varsınız. Bundan sonra hep birlikteyiz yani. Efendim bundan sonra sözümüzü aldık değerli abimizden. Kuşadası'na her geldiğimizde mutlaka onun kapısını çalacağız. Hatta dedi otele de paraya ödemeyin, gelin bende kalın. Efendim biz böylesini görmedik. Abi sana çok teşekkür ediyoruz. Efendim imkansız aşk diye bir şey yok. Sol tarafımızdaki hanımefendi Polonyalı, sağ tarafımızdaki beyefendi de Çin'den. Ve İstanbul'da buluşuyorlar. İstanbul'da o ilk bakışmaları, ilk bir araya gelişleriyle mükemmel bir aşk meydana geliyor. Ve ilk tatillerini sizce nerede yapıyorlar? Türkiye'de, Kadınlar Denizi'nde, Kuşadası'nda. Hi guys, how are you? I'm good. What are you doing here? I'm just on vacation, man. It's just like chilling here. Do you like this girl? Of course. Where do you meet first time? In Istanbul. Istanbul? Yeah. You love this girl? Yeah, yeah. Oh my god. He love you. What do you think? Oh, I'm happy. Very happy? Yeah, love him too. Which time you married? Okay. Don't know. Efendim, benim anlamadığım bir mesele var. Yurt dışına yapmış olduğumuz çekimlerde de kime ne zaman evleneceğini sorarsa kesinlikle evlilikleri hakkında herhangi bir şekilde bir bilgi vermiyorlar. Sanki evlilik onlarda korkulacak bir işmiş gibi. Why are you afraid of marriage? Because I'm 24. Ya diyor ki ben 24 yaşındayım, daha evlenmem için çok genç. Efendim size bırakıyoruz, biz normalde 20-21 yaşında Allah'ın emriyle istiyoruz da evlendiriyoruz da. Hasan? Dünyada. Hasan dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Efendim tam 4 sene önce yine aynı alandaydık ve Fransızlarla karşılaşmıştık. Demiştik onlara bu vücudu nasıl yaptın diyerekten. Tam bir tanesi 2 sene çalıştım, bir tanesi de 3 sene çalıştım demişti. Ve yine ilginç bir vücuda sahip olan bir beyefendiyi şu anda yakaladık. Efendim hoş geldiniz programımıza. Evet, iyi günler, hoş bulduk. Nerelisiniz? Ben Siirtliyim.
Siirtlisiniz. Şu anda Kuşadası'nda ne yapıyorsunuz? Tatil amaçlı mı? Yok, yaşıyorum. Kuşadası'nda yaşıyorum. Yaklaşık 18 senedir Kuşadası'nda yaşıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Turizmci. İşte güvenlik görevlisi olarak da çalışıyorum. Bizim ortalama 4 sene önce yapmış olduğumuz programdan belki hatırlarsınız. Bir Fransızları, daha doğrusu iki kardeşi programımıza çıkartmıştık. Ve çok dehşet vücutları vardı. Sizin de aynı şekilde. Nasıl bu hale geldiniz? Ya profesyonel olmasam da hobi amaçlı çok spor yaparım yani. Severim. Her gün muhakkak sporumu yaparım. Aslında şu anda tam sezona girmedik ama siz denize giriyorsunuz. Üşümüyorsunuz mu? Yok, hiç üşümüyorum. İşte kardiyo olarak geçiyor. Yürüyüş yapıyorum burada. Biraz daha yağlardan kurtulmaya çalışıyorum. Tabii henüz hazır değilim. Sezona pek hazır sayılmıyorum da. İşte öyle. Efendim, beyefendi ben hazır değilim diyor. Benim herhalde hazır hali. Yani bu şekilde gelmem için en azından daha 5 sene diyet yapmam gerekiyor. Efendim, Kadınlar Denizi'nde gençlerle de bir aradayız. Okulu yeni bitirdik. Tatil yapıyoruz. Tatil yapacağız sadece 3 ay boyunca. Şu anda ne yapacaksın? Hani okul bitti, üniversite ne düşünüyorsun? Gazetecilik düşünüyorum ben. Eğer olursa, olmazsa basın yayın. Yani sizin izninizden gitmeyi düşünüyorum. Efendim, tabiatına kesinlikle aşık olacağınız bir alandayız. Neredeyiz birazdan bahsedeceğim. Ama sadece şu anda bu bulunmuş olduğum alanın lütfen bir tadını çıkartın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe. Kaya içerisinde doğal bir gölet görünümünde olan Zeus Mağarası'ndayız efendim. Tam 60 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde. Yaz kış 5 derece sıcaklıkta ve efendim şu anda hava sıcaklığı Kuşadası'nda 27-28 derece olmuş olmasına rağmen olmuş olduğumuz nokta en fazla 15-16 dereceyi göstermekte. Efendim aşağıda suyun sıcaklığı ise 5 derece. İnsanlar aslında üşüyorlar. Üşüseler de inançlara göre bu suya girip çıkanlar güzelleşiyorlar. Efendim, Zeus Mağarası'ndan çıkar çıkmaz kendi el emeklerini satan ablalarımızla karşılaştık. Bakalım neler satıyorlarmış. Ablacığım nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız? Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor hayat ablam? İyi gidiyor, güzel gidiyor. Burada neler satıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Burada kendi yaptığımız ürünleri satıyoruz. Kantaronumuz, kekik sularımız, zeytinlerimiz, reçellerimiz, balımız. Ablam, tamamıyla bütün ürünler sana mı ait yoksa dışarıdan aldıkların var mı? Hayır, yok. Peki, kendi. O zaman buradan izleyicilerimize paylaşabileceğin bir tarif var mı? Hani yapsınlar, onlar da bu güzel tatlardan, lezzetlerden faydalansınlar. Şimdi ne tarifi vereyim? Kantaron yağına misli olarak. Mesela kantaron yağını biz şöyle yapıyoruz. Çiçeklerini topluyoruz. Kesiyoruz, yıkıyoruz. 6 ay bekletiyoruz buna. Güneşte mi? Hayır, gölgede. Gölgede. Ondan sonra 6 ay sonra süzüyoruz. Böyle. Sarı kantaron mu? Evet. Normal yediğimiz zeytinyağından yapıyoruz. Tamam. Hem bu içiliyor hem sürülüyor. Çok faydalı. Mideye de çok faydası var değil mi? Evet. Saç dökülmesine, cilde çok faydalı. Vücut ağrılarına çok faydalı. Ablam, burada köz biber görüyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz?
sonra ben ocağım var. Ocakta közlüyorum. Sonra soyuyorum. Böyle. Çok da güzel gözüküyor. Lezzetli gözüküyor. Bakalım burada ilginç olan kekik suyunu nasıl çıkartıyorsun ablam? Damıtma yoluyla mı? Damıtma sistemi yapıyoruz. Hı-hı, damıtma. Evet. Yani mükemmel bir şey. Normalde fabrikasyon şekilde kekik suyunu çıkartırlar. Burada ablacığım zeytin yağı diyoruz ama zeytin sizin kendinize mi ait? Edremit yağı mı? Edremit, hayır. Buranın o Edremit bu şey tarafında oluyor. Anladım. Sizin buranın Uludağ, yöresinden yağdan asit oranı da düşüktür diye evet tahmin ediyoruz ablam. Ablam bir de şurada dikkatimi çeken ballarımız var. Ballarımıza da şöyle ablacığım ballar da dikkatimi çekti. Ballar da sizin kendinize ait olan arılarla mı? Peki hile hurda olmuyordur diye tahmin ediyorum. Asla. Zaten testerımız var. Beğenirseniz alıyorsunuz. Gelen müşteriye test ettiriyorsunuz. Anladım. Polenler de yine aynı şekilde sizin zannedersem kovanlardan çıkıyor. Peki polenlerden arı sütü elde edebiliyor muyuz? Arı sütü çıkıyor mu daha doğrusu? Biz arı sütü uğraşmıyoruz. Zor yok, mu oluyor? Zor oluyor. Hem burada gitmez o. Burası çok sıcak, bozulur. Doğru. Onun muhafaza edilmesi lazım. Ablam şuraya bak. Acı biber reçeli efendim. Acı biber reçelini yapmışsın ablam da acıysa nasıl yiyecek bu insanlar bu biberi? Acıyla tatlı karışık oluyor ama o değişik bir aroması oluyor. Tadı oluyor. Tamam yani acam. Acıyı hissediyor mu? Aynen hissediyorsunuz. Oo, nasıl olacak bu? Çok değişik bir tat. Allah bak turunç. Turunç. Hadi turuncu geçtik. Turunç bir şekilde hallolur. Daha reçellerimi yapacağım mesela daha. Aman aman aman. Limon reçeli. Limon reçeli var değerli izleyenler. Portakal reçeli var. Patlıcan reçeli var. İncir reçeli zaten buralarda çok meşhur. Kayısı marmelatımız var. Karpuz reçeli. Karpuz erimiyor mu ablacığım peki? Hayır erimiyor. Bakabilirsiniz. Aynen sert oluyor. Bravo. İçerisine kullanmış olduğunuz farklı bir şey var mı? Hayır. Sadece. Bunun sert kalması için? Kireçli su. Kireçli su. Aa, benim annemler de aynı şekilde kireçli suyu kullanıyorlar. Peki kireçli su zararlı mı değil mi? Hayır. Değildir değil mi? Evet, evet, evet. Evet efendim. Kireçli suyu genellikle tatlılarda böyle kıtırlı olması için kullanırlar. Ablam her şey için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Efendim. Her zaman söylemiş olduğum bir söz var. Lütfen bu tarzda yerlere geldiğiniz zaman, bu tarzda yine köylü ablalarımızı, abilerimizi gördüğünüz zaman onların yanına uğrayın. Kuşadası'na girerken yol kenarında doğal ürünlerin satıldığı standlarla da bolca karşılaşacaksınız. Uğramış olduğumuz noktada Durmuş abimiz de kendi el emekleriyle yapmış oldukları ürünleri satmaktalar. Selamünaleyküm. Durmuş abim nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsınız teyzeciğim? İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim teyzem. Neler yapıyorsunuz? Karadut suyu çıkarırım, kara eşeği. Oradan karadut yaparım. Bak şimdi sizi ikramı edeceğim. Ondan sonra cazım. Her şeyi yaparım. Nar ekşisi yaparım. Hepsi kendi el emeğiniz. El emeğim. Kendi tarlam var. Nar tarlası. Oradan yapıyoruz. Şimdi şeftali zamanı. Şeftali de satacağım. Ağaçlarım var. Onlarla uğraşıyoruz. Zaman nasıl geçiyor burada? Çok çabuk geçiyor. Hiç anlamıyorsun akşamın olduğuna. Deniz fildir fildir esip duru. İşte olduğu gibi gidiyor. Denize gidiyorsunuz mu? Kaçamak yapıyorsunuz mu? Aa yapamıyorum. 80 yaşındayız gar. Yeter oğlum. Yeter değil mi? Yeter. Gittik ondan zamanında. Deniz olmaz artık. Olmaz gar. Oturacağız. İdil'e bidil Şakir'le Dudu oturacağız. Kıyamam ben sana. Amcam sen neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor vallahi hayat? Valla ben de işte burada oturuyorum. Reçberlik yapıyorum. 50 dönüm nar bahçem var. Şeftali bahçem var. Burada hayatımızı yaşıyoruz. Allah razı olsun. Allah size de razı olsun.
Efendim mutlaka Kuşadası'na yolunuz düşerse sağda ve solda bulunan bu tarzda yerlere mutlaka uğrayın. Bir gönüllerini alın, bir selam verin, bir alışveriş yapın efendim. Şirince köyünün meydanındaki çarşı günün hemen her saati kalabalık bir misafir topluluğunu ağırlıyor. Köylü kadınların hünerli ellerinden çıkan dantel ve örgü ürünlerinin yanında ev yapımı sabunlar, zeytinyağları, doğal sebze ve meyveler, ayrıca birçok hediyelik eşya seçeneği bir arada sunan çarşı, yörenin en popüler gezinti mekanı. Çarşı girişinden başlayarak Şirince'nin dört bir yanından görebileceğiniz restoranlar hem dinlenmek hem de başta gözleme olmak üzere yerel lezzetleri tatmak için en iyi mola yerleri. Keşfetmeyi sevenlerdenseniz kalabalığı ardınızda bırakarak köyün taş sokaklarını adımlamanız yeterli. Zira Şirince'de gördüğünüz her sokak yepyeni güzelliklerle karşılıyor sizi. Bunlardan ilki Saint Jean's Kilisesi yorgun yüzüyle selamlasa da konuklarını zamanın bir yerinden ben de varım der gibi duruyor ayakta. Kilisenin bahçesindeki küçük havuz çevrenin ilgi çeken detaylarından. Atılan bozuk paralar havuzun içindeki küçük delikten içeri girerse tutulan dileklerin gerçek olacağı inancı tüm konukların tatlı rekabetine yol açıyor. Siz de bir dilek tutup suyun derinliklerine bırakın umutla. Ardından kilisenin bahçesinde camı sanata dönüştüren ustayı izleyerek modern zamanlara dönün ve çayınızı yudumlayın. Şirince'nin büyülü manzarasında. Şirince sokaklarında gezerken sizi sadece ev yapımı yapılmış olan ürünler karşılamıyor. Çok ilginç olan el sanatı. Yaklaşık olarak 12 yıldan beri kendi el emeğiyle bu işi Şirince kasabasında sürdüre gelen bir hanımefendiyi ekranlarımıza getireceğiz. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz burada? Biz burada çalışıyoruz. Çantalar yapıyoruz. Kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. İsteğe göre, sizin isteğinize göre tasarlıyoruz, dikiyoruz, size teslim ediyoruz. Benim anladığım, elimde görmüş olduğum ham deri işliyorsunuz ve bunu çanta haline getiriyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Tamamen el yapımı. Eşimle birlikte yapıyoruz. Yani kızım yardım ediyor, eşim yardım ediyor, ben dikiyorum. Bu şekilde idare ediyoruz. Fiyatlarınız nasıl? Yani şöyle bir çanta gelen misafirlerimiz almak istediği zaman ne kadar fiyat sunuyorsunuz? Fiyatlarımız şöyle diyeyim 400 lira ama müşterilerimizi üzmüyoruz. Fiyatlarda yardımcı oluyoruz. Yani memnun etmeye çalışıyoruz. Peki, teşekkür ederiz efendim. Hayırlı işler diliyoruz. Görüşmek ümidiyle. Sakızından kantoron yağına, sumaktan zencefiline, efendim tamamıyla doğal, kendi el yapımları ve bu şekilde hayatlarını idam ettiren teyzelerimiz Şirince sokaklarında. Teyzem nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Nasıl geçiyor hayat? Hayat yorucu. Yaş ilerlemiş ama sen hala çalışıyorsun. Çalışıyorum pahalılıktan. Mecbursun çalışmak. Mecburum, mecburum. Çocuk var mı? Bir kızım var evli. İki Allah torunum var. Amin Allah inşallah. Amin.
Peki durduğuna değiyorum, neler yapıyorsun burada? Benim gördüğüm kadarıyla maşallah her şey el emeği, göz nuru. Alan yok. Peki daha sezon aslında tam açılmadı diyebiliriz. Sezon açıldığı zaman nasıl gidiyor buralarda işte? İyi inşallah. Hadi inşallah. O zaman siz burada ne kadar zaman bir şeyler yapabiliyorsunuz? 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay. Devamlı sokaklardayız biz işte. Devamlı sokaklarda. Peki en çok gelen turistler neye rağbet gösteriyorlar? Almak için mi? Almak için. He, çorapları sen kendin örüyorsun değil mi? Patikler. Of of of, maşallah maşallah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada teyzem şu öndekileri de yine aynı şekilde teyzem örüyormuş. Bu damla sakızlı olan reçeli sen mi yapıyorsun? Ben yapmıyorum. Yaptırıyoruz. Yalan söylüyorum. Olsun 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 teyzem. Teyzem, Rabbim bol rızık versin inşallah. Hadi görüşmek üzere. Hayırlı işler olsun inşallah. Of of of, maşallah maşallah maşallah. Geldiniz, alışverişinizi yaptınız ama nakitiniz çıkmadı. Sakın teyzemin yaşına falan aldanmayın. Neden diyecek olursanız, teyzem de kredi kartı da geçerli. Teyzem nasılsın? Ayfer teyze var. Ayfer teyze var dememizi istiyor. Ayfer teyzem ne yapıyor? İyi bir tanem, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Örüyorsun yine bir şeyler. Örüyorum bak patikleri. Bebelere patikler. Aynen. Kaç paraya veriyorsun onları? Onları mı? Valla 30 lira yaptık. 25'te 30 lira oldu artık ipler. Yani. Peki şu anda izleyenlerine bir şeyler söylemek ister misin buradan? İzleyenlere sağlıklar diliyorum ben. Sağlık, sağlık, sağlık değil mi? Gelsinler. Teyzeme mutlaka bir ziyaret etsinler. Şirince'ye geldiğiniz zaman. Yok yok, zaten Şirince'ye geldikleri zaman. Şirince'ye ziyaret edecekler senin de geldikleri zaman. Nereden? Selanik'ten. Teyzelerimi gösteremiyoruz. Neden diyecek olursanız, teyzelerimin kocaları teyzelerimi maalesef kıskanıyorlar. Efendim, Sıla 20'li yaşlarda güzel cici bir kızımız ve Ayfer teyzesine ortalama yılda 4-5 defa geliyor ve ondan da kıyafetler alıyor. Çok fazla abarttık burayı. Olmaz, burasını çok abarttık. Ben Sıla. Nereden geldin? İzmir Bornova'dan geldim. Nasıl? Ayfer teyzemin malzemelerine karşı ilgi alakan yoğun. Çok güzel yani. Gerçekten ilk defa böyle şeyler yapan bir yer gördüm ben. Ayfer yani... teyzeme neler söylemek istiyorsun? Eğer nakitin çıkmıyorsa Ayfer teyzem kredi kartı da geçiyor. Ayfer teyzem, taksit imkanımız da var mı? Yok değil mi? Taksit yok. AVM mi sandın diyor teyzem. Doğru, haklı. Peki ne alacağız Ayfer teyzemden? Yani anneme bir tişört tarzı bir şey alabilirim. Ayfer teyzem, benim adımı, benim selamımı söylersen %25 indirim yapacağını da söyledi. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ayfer teyzeme hayırlı işler diliyoruz efendim. Sıla çok sağ ol. Razi ablam yolumuzu kesti. Gelin dedi. Size kendi ellerimle gözleme yapacağım. Ablam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi buranın gözlemesinin bir özelliği var mı? Sen nasıl yapıyorsun? El açması olduğu için daha lezzetli oluyor. Hazır yufkadan güzel olmaz. Peki ne eli yapıyorsun? Otlu var, kıymalı, peynir, patates, patlıcanlı, kaşarlı var. Hadi bakalım izleyicilerimiz görsünler. Şu anda içerisine kaşarları maşallah koydun bol bol. Aman da aman. Kıymalar da giriyor. Soğanlı soğanlı zannedersem. Kıymanın içerisine soğan atmazsak lezzeti çıkmaz değil mi? Soğan olur. Soğan, kıyma, karabiber, kimyon, tuz. Çok güzel. Evet. Nefis bir lezzet olur. Aman da aman. Yeme de yanında yat değil mi? Evet. Tüplü zannedersem. Tüplü. Saçımız tüplü. Evet. Kaç dakika pişecek? Yani 2-3 dakika da olur şimdi. Tamam. Deme gı? Reklam oldu bu. Aman aman aman. Teyzemi çek bakalım. Ne? Baklava mı? Aman aman aman. Bu teyzeden daha iyisi yok artık. O zaman onun da tadına bakacağız ama efendim şimdi buradan rekabet başladı. Ablam da diyor ki kalın bu gece size ev baklavası yapayım. Bak sözünü aldık ama değil mi?
Şimdi kaldık mı bugün? Ev baklavamız olacak mı? Olur olur, olmaz mı hiç bak. Baklava açıyor arkadaş. Hem baklava açar hem gözleme güzel. Sanki iş biraz ciddiyete varınca teyzem hafiften kıvırmaya başladı. Aman da efendim, aman Raziye ablam neler getirmiş böyle. Kıyamam ben ya. Ellerine sağlık. Of 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 of. Efendim, Şirince manzaramız arkamızda. Raziye ablamızın yapmış olduğu o mükemmel gözlemeler önümüzde. Birazdan tadına bakacağız. Ablam ellerine kollarına sağlık. Şimdi tadacağız. Efendim Şirince'ye mutlaka geldiğiniz zaman Raziye ablama uğrayın ve şu lezzetin mutlaka bir tadına bakın. Sencan The Baptist Kilisesi'nin avlusunun içerisindeyiz değerli izleyenler. Efendim, görmüş olduğunuz Hazreti Meryem figürünün olmuş olduğu havuzunun olduğu yerde içeride bozuk paraların yer aldığını görüyorsunuz. Neden var efendim? Görmüş olduğunuz havuzun içerisinde de bir delik bulunmakta. Atmış olduğunuz para her nereden atarsanız atın eğer deliğin içerisine girerse dileğinizin kabul olacağına inanılıyor. Asıl tarihine indiğimiz zaman aslında dilekle hiçbir alakası yok. Kilise o dönem içerisinde işlerken kilisenin tadilatıyla olan ihtiyaçlarını karşılamak üzere şu görmüş olduğunuz deliğe insanlar kiliseye yardım amaçlı paralarını atmaktalar. Ve efendim zannedersem benim dileğim kabul olacak. Çünkü atmış olduğum para deliğin içerisine girdi. Efendim kiliseye girmeden önce mum satın alıyorsunuz. Bu mum ne işe yarıyor? Bir dileğiniz varsa o dileğinizi tutuyorsunuz, mumu yakıyorsunuz ve kumun içerisine gömüyorsunuz. Bu da Hristiyan inancına göre bir inanç sistemi. Biz de mumumuzu yakıyoruz. Dileğimizi tuttuk efendim ve ondan sonra kumumuzun içerisine gömüyoruz. İnançlara göre mum erimeden inşallah yapmış olduğumuz dileklerimiz kabul olur. Evin ve Nasu'yu Şirince'de yakaladık efendim. Birisi psikoloji, birisi de hukuk bölümünde okumaktalar. Şirince'ye geldiniz. Neler umdunuz, neler buldunuz? Ya benim beklentimden çok çok daha güzelmiş. Ben buraya normal köy, hani Şirin hediyelik eşyalar falan var zannediyordum ama umduğumdan çok çok daha fazlası gerçekten. Şarap tadımları falan çok hoşuma gitti gerçekten. Çeşit çeşit hani marketlerde satılandan çok daha farklı olduklarını gördüm. Hediyelik eşyalar zaten benim beklentimin üstünde, işte ne bileyim doğal taşlar falan gerçekten çok ilgimi çekti. Öyle İstanbul, Balıkesir'den geldim, ben İstanbul'da okuyorum, hukuk okuyorum. Çok şirin tatlı bir köy. Öyle. O zaman gelenlere, gidenlere tavsiye ediyorsunuz. Beklentimin gerçekten çok üstünde, çok tatlı bir yer, gerçekten tavsiye ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Psikolog Hanım, sizden ne söylemek istersiniz? Kesinlikle adı kadar şirin bir yer bence de ve çok fazla çeşit var. Yani camisinden tut kilisesine kadar aksesuarlarından işte şarabına kadar çok güzel bir yer gerçekten. Çok fazla çeşit var ve ben gerçekten böyle zaten farklı yerler keşfetmeyi seven bir insanım ve farklılıkları seven bir insanım. Bölümüne uygun olarak gerçekten çok sevdim buraya. Ve arkadaşımla gezmek de ayrıca çok güzel oldu. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum buraya gelmenizi. Kesinlikle gelmişsiniz. Şirince Kapalı Çarşı'yı gezerken Onyx taşlarının yer almış olduğu bir dükkanımıza
Şu anda ziyaret etmek istiyoruz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Efendim, çok güzel eserler yer almakta. Bu nedir öncelikle? Bu gördüğünüz 60 santim boyunda green onyx dediğimiz yeşil onyx. Elmas değerinde çok değerli bir taştır. Yerin yaklaşık 900 metre falan altında çıkan, şu anda rezervi ülkemizde tükenmiş olan bir taştır. Şu anda bu taş artık bundan sonraki süreçte Pakistan'dan gelecek. O yüzden de fiyatları devamlı 2'ye 3'e katlayan bir ürün. Yani biz şu anda şunu almak istesek tamamıyla mı alıyor, sadece şu kısmı mı? Vazoyu da tek alabilirsin. İsterseniz sütünle beraber, ama bunun görselini tamamlayan sütünü bence beraber almalısınız. Bu taşın en büyük özelliği transparan bir taştır. Işık geçirgendir. Işığı içine yaktığınız anda bütün damarları tamamen dışarı verir. Fiyatını da söyleyeyim ben size. Gel. Evet, evet. Yani takım olarak bunu 70 bin lira satıyoruz. 70 bin. 70 bin TL'ye. Efendim, eğer böyle bir taşa ait olan eserin evinizde olmasını istiyorsanız sadece 70 bin TL'ye kıymanız gerekecek. Ve ışığımızı şu anda... Elektronik aletlerin yaydığı radyosenemi özelliği olan, enerji veren, stres azaltan, dikkat çok toplayan çok değerli bir taştır efendim. Genelde gelen turistler en çok neye rağbet gösteriyor burada? Ya el işçiliği olduğu için ürünlerimiz, bir de taş çok değerli. Hangi şekilde sokarsak sokalım çok şık ve güzel bir hal oluyor. O yüzden genelde yani müşterimizin ülkesine göre, yerine göre değişiyor. Her ürünümüz genelde popülerdir. Hepsi satıyor. En çok da elmalarımızı satıyoruz zaten. Şu evet, şöyle bakalım. Mesela özel tasarım ürünlerimiz de var yine burada. Sadece birer tane yapılan. Gördüğünüz gibi efendim ikramlık. Şunu almak istesek ne kadar fiyatı? 850 lira. Şu 850 lira. Taşından dolayı şöyle göstereyim efendim. Hmm. Elif bak. Taşı elmas değerinde taşı var. Şu şekilde hiç işlenmemiş bir taş bile yüzü. Şu şekilde cam gibi transparan bir taştır efendim. Çok değerli bir taştır. Evet. El işçiliğidir, atölye işçiliğidir ürünlerimiz hep. Çok güzel aslında şöyle. Evet. Mesela şöyle göstereyim efendim ben şu yüzümü size. 50 tane tek tek taş vardır efendim. Taşların her biri tek tek zımparalanıyor. Ondan sonra cilalanıyor. Yani mekanımızda neredeyse işçiliği en zor olan ürünlerden biridir efendim yüzüm. Doğal taş olduğu için hiçbir tabağımız birbirine aynı değildir. Hatta şöyle kalın tabakta göstereyim efendim bakın. 12 taş olduğunu burada anlayabilirsiniz. Transparan ışık geçirgen bir taştır. Bütün damarları gözüküyor efendim. O zaman orijinal değil mi? Işığa tutacağız, anlayacağız. Bunlar değilse, daha farklı sanki. Evet, onlar normalde bizim yerli toprak biliyorsunuz kiremit renginde kırmızı olur efendim. Bunlar ithal topraktır, siyah kil dediğimiz. Bunların bizim yerli topraktan farkı iki kere yüksek derecede fırınlanıp iki kere sılanıyor. Bunun sebebi de bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Ayrıca kahveyi içine koyup direkt ateşin üstünde... O içinde zaman süs amaçlı değil, evlerimize rahat bir şekilde kullanın. Peki bunun fiyatı ne kadar? Bu 75 lira tabayla beraber. Bir tanesi mi? He. Toprağından dolayı maliyeti çok yüksek olan bir ürün. Ama işte bunun da farkı, bizim yerli toprakta makinede yıkayamazsınız. Bunu günde isterseniz 10 kere makinede yıkayın. Çok değerli, sağlam bir topraktır. El işçiliğidir. Doğaçlama yapılır efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Şirince'ye geldiğiniz zaman eğer güzel bir kahve içmek istiyorsanız doğru adres zannedersem burası. Rum mimarisi olan bir binanın içerisinde gerçekten de kumun üzerinde yapılan bir kahve. Ve eğer şu anda omzumda görmüş olduğum beyefendiyle de fotoğraf çekilmek istiyorsanız mutlaka buraya Şirince'ye geldiniz mi uğrayın. Peki bu beyefendiyle her gelen fotoğraf çekilebiliyor mu? Tabii, müşterilerimize ücretsiz olarak çekiyoruz. Normalde birçok turistik bölgede bunları ücretli çekim yaparlar. Biz dedik ki burada gelen müşterimizin bir ayrıcalığı olsun. Gelen müşterimiz istediği doğrultuda omzunda elinde ücretsiz olarak fotoğraf çekilebiliyor. Bu konseptle de güzel bir hatıra oluşturup öyle uğurluyoruz müşterilerimizi. Efendim, yaz kış insanlar geliyorlar mı? Tabii, Şirince'nin en büyük özelliği o. Turizm anlamında 12 ay boyunca sezon var. Kışın yavaşlar, düşer ama kesinlikle durmaz. Kışın da sırf Şirince'nin kış ambiyansını seven müşterilerimiz oluyor. Düzenli gelen müşterilerimiz oluyor. Şömineli bir odada konaklıyorlar. Şarap evlerinde, mahzenlerde şaraplarını içiyorlar. Restoranlarda yemeklerini yiyorlar. Gelip bizde kahvesini içiyorlar. Farklı bir ambiyansı var. Zaten gelen bütün müşterilerimize de öneriyoruz. Kışın muhakkak Şirince'ye gelin diye. Şirince'ye geldiğiniz zaman efendim bakır görmüş olduğunuz cezvelerin içerisinde normalde kömürün üzerindeki kum ile ısınan kahvenizi yaptırıp yine aynı şekilde bakır cezvelerinizin içerisine kahvenizi koydurup afiyetle içebilirsiniz. Mutlaka geldiğiniz zaman Şirince'de kumda kahveyi de deneyiniz.
Eğer korkmuyorum diyorsanız 16 milimlik çelik üzerinde 350 metre çalılıkların, ağaçların üzerinde ben bu seyahati gerçekleştirebilirim diyor iseniz geleceğiniz yer Şirince'ye giderken sağ tarafta bir mekan. Mekanı işleten arkadaşımızla şimdi birazcık muhabbetimiz olacak. Efendim programımıza hoş geldiniz. Bizi buraya davet ettiğinizden dolayı da bizler çok mutluyuz. Burada ne oluyor? Şimdi çok güzel bir lokasyonda 350 metre halat üzerinde 30 saniyelik çok keyifli, heyecan dolu çığlıkların duyulacağı bir aktivite yapıyoruz. Çok keyifli, güzel ve İzmir'den ve çevre lokasyonlardan özellikle Şirince'ye çıkarken "Aa burada zipline aktivitesi varmış" deyip spontane bir şekilde aktiviteyi 5-6 dakika içinde sonlandırdıkları bir alandayız. Sporun adı ne? Zipline yapıyoruz zipline. Böyle. Evet, zipline. Tehlikesi var mı? Dünyada olay ve kaza yaşanmayan tek ekstrem spor olması dolayısıyla hiçbir sorun yaşanmadan insanların mutlu ayrıldığı bir aktivite alanı. Efendim şöyle size biraz daha yakından göstermek istiyorum. Çelik halatlarımız tam 16 milim ve 18 ton taşıyor ama şu an için biz riskli olduğumuzu kabul ettiğimizden dolayı şu anda bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Efendim daha çok bölüm yapmamız lazım. Sizlerle kısa sürede ayrılmak istemiyoruz. Efendim bunu biliyorsunuz. 350 metre şu görmüş olduğunuz kulvarda karşı yöne kendi ağırlığınız üzerinden varıyorsunuz. Ve karşı tarafa vardığınız zaman da bu arkadaşlarımız kendi araçlarıyla sizleri tekrar buraya götürüyor. Güzel bir action. Eğer bu heyecanı sizler de yaşamak ve tatmak istiyorsanız mutlaka Şirince'ye geldiğiniz zaman bir uğrayın derim. Arkadaşımız şu anda cesaretiyle tebrikleri hak ediyor. Efendim şu anda ne yapıyoruz? Şimdi makaramız var. Makara yardımıyla kendi vücut ağırlığında dediğim gibi 350 metre kayış yapacak. Bağlantılarını yaptık. Hazır şu an. Bilmiyorum duygu ve düşüncelerini arkadaşım size aktarsın. Heyecan var mı heyecan? Şu anda çok heyecanlıyım. Baktığımızda biraz korkutucu gözüküyor ama aynı zamanda bu aksiyonu, bu ekstrem yaşamak isteyenler de mutlaka gelmeli. Çünkü güzel bir duygu var şu anda ve çok heyecanlıyım. Ne kadar zamanda, yani ne zaman tanıştınız ya da devamlı geliyor musunuz? Genellikle 2 haftada bir geliyorum buraya. Bu stresimi atıyorum burada, bu doğal güzel bir manzara eşliğinde. Çok keyifli, mutlaka tavsiye ederim. Evet, sizin heyecanınızı biz buradan takip etmek istiyoruz. Hadi başlayalım bakalım nasıl bir şey olacak? Genelde bağırıyorlar mı kendilerini saldıkları zaman falan? Evet, çığlık çığlığa, çığlık çığlığa. Size sadece şu iki arkadan tamam. Hemen verelim. Efendim güvenlik önlemleri hat safhada şu anda. Biz daha çok heyecanlandık. Efendim genç nişanlı çiftimiz ölümüne beraber izliyorlar ve görmüş olduğunuz gibi nişanlı eşini yalnız bırakmıyor. Ben de beraber olacağım dedi. Ben de beraber kayacağım dedi. Sizi tanıyalım. Evet, Esra ben. Her hafta geliyoruz düzenli olarak. Çok güzel bir spor. Tavsiye ederiz tabii ki. Ekstrem, güzel, harika bir şey. Adrenalin yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Evet efendim buyurun sizi de güvenlik önlemleri alınsın beraber. Beyefendi salacak şu anda. Efendim Kuşadası'na geldiniz ve eğlenmek istiyorsunuz. Eğlence hayatında da tatilimi belli bir şekilde geçirmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Havalar karardığı zaman
Kuşadası'nda, plaj, sahilde eğlenebileceğiniz gibi Barlar Caddesi'nde, Kadınlar Denizi'nde, Davutlar kesiminde de çok güzel mekanlarda eğlenebilirsiniz. Eğer eğlenmenin tozunu biraz daha arttırayım derseniz de efendim, after partilerde, after club'larda da eğlenmek sizin işiniz. Niye tüm kanallara konu oldum ya, öyle şey var mı? Efendim, Türkiye'nin en çok eğlenen ve eğlendiren merkezlerinin bir tanesindeyiz. Kuşadası'ndayız ve Kuşadası'nda arkamda görmüş olduğunuz binlerce insanı eğlendiren bir beyefendi var. DJ'lerin belki de en önemlisi, Türkiye'de sesinden de, yapmış olduğu işten de herkese kendinden bahseden bir insan. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Vallahi benim adım Süleyman Söyledim Köfteci. Ben karnınızı doyurmaya değil, kulaklarınızı doyurmaya geldim. O yüzden Söyledim Köfteci olabilir ama işim müzik. O yüzden karnınızı değil, kulaklarınızı doyurmaya geldim diyorum. Sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Efendim, kulaklarımız doyacak. Neden? Çünkü bu beyefendi birazdan arkamda görmüş olduğunuz binlerce insanı yerinde oturtmadan çok güzel bir şekilde eğlendirmesini biliyor. Efendim, hazırsanız siz eğlenin. Efendim, Kuşadası gecelerine geldik. Bir sürprizle karşılaştık. Ve kim diyeceksiniz? Türkiye'nin hanımefendiliğiyle herkese örnek olan bir insan, Gülben Ergen. Ben Ergen konseri esnasında 3 tane ışığı olan bir hanımefendinin elindeki ışıkların ne olduğunu merak etti. Ve o esnada hanımefendiyle konuşmaya başladı. Hanımefendinin elindeki o ışıklar da ilgisini çekince, hanımefendi de o ışıkları ona hediye verince çocuklar gibi eğlenmek ve gülmek Gülben Ergen'in işi oldu. Efendim, bu haftaki programımızın burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir ülke ve farklı şehirde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.